Tamam. En temel iki kavram bu işte. Eril benlik ve dişil benlik. Yani ve bunu hani Freud'dan farklılaşarak bunu anlatması. Yani Çadarov'un tamam psikanalize hani psikanalist aynı zamanda terapi de yapıyor falan. Hani psikanalitik pratiği de var ama orada kalmayıp hani sosyolojiye de uzanıyor. Ve işte bu erkek ve kadın benliklerinin çekirdek ailedeki oluşumu hani ve hayatın geri kalanında onun nasıl yeniden üretildiği önemli katkılarından birisi bu ilişkisel benlik. Yani kadının ilişkisel benliği işte anneden kopuşunun gecikmesi, devam ettirilmesi, işte yani uzun süre o ilişkinin sürmesi kadınlara erkeklerden farklı olarak daha kolay ilişki kurma. Yani hem diğer kadınlarla hem de erkeklerle yani toplumsal ilişki kurma. Hem de çocuklarla yani ilişkisel benlik ile ayrık yani eril benlik aynı zamanda bir ayrık benlik oluyor. Yani hani işte anlattı onu Can. Anneden kopuyor biraz hani şiddetli bir bastırmayla. Orada hani şiddet kullanma deyince oradaki şiddet biliyorum şiddet kavramı kullanıyor ama yani şeyin gücünü anlatmak üzere yani bastırmanın daha şiddetli olması demek o da şiddet var demek değil değil mi? Hani bayağı bir kuvvetli diyelim hani yani bastırma hani biliyorsunuz psikanaliz açısından yani hani genel olarak ilk 5 yılını hatırlayan insan çok azdır. Yani ilk 5 yılından hani bir anımız vardır, iki anımızdır, üçtür. Ama yani hani dili nasıl öğrendik? Annemizle ilişkimiz neydi? Babamızla ilişki. Yani bunları hatırlamayız. Yani bunlar hani eğer psikanalize bir kredi verilecekse yani onun önemli delillerinden birisi yani bilinçaltının bu ilk yılı, ilk 5 yılın beynimizin bir yerinde var o. Ama biz onu unutmuş durumdayız. Yani çünkü kendi kişiliğimizi hani eril benliği ve dişil benliği oluşturmak için onun bastırılması gerekiyor. İşte Can'ın da dediği gibi kadınların daha az şiddetli bir şekilde bastırıyor. Bu hani bastırma daha az şiddetli oluyor. Erkeklerde daha şiddetli oluyor. İşte erkeklerde bu şiddetli bastırmanın şeyi ceremesi sonucu erkeklerin daha az duygusal olmaları, daha zor insanlarla arkadaşlık ilişki kurmaları, daha zor dostluk kurmaları ve daha yalnız olmaları. Ama bunun onlara yararı öte yandan daha mühendisçi olmaları, daha lineer, matematiksel düşünüp hani iş dünyasında başarılı olmaları, insanların şeyini, duygularını dikkate almadan sert kararlar vermeleri filan. Dolayısıyla hani şimdi günümüzde ne olmaya çalışıyor? Bir yandan erkeklere biraz daha ilişkisel benlik, yani hani daha duygularını da fark etme, insanlarla dost olabilme, o yalnızlıktan çıkma, diğer insanları hakkında karar verirken hani o kadar düşüncesiz olmama şey verilirken kadına da tamam hani ilişkisel güzel dostluk kurmak güzel ama bir yandan da hani bir nedir assertive olman denir İngilizce'de assertive nedir şeyini kendini ortaya koyma, fark ettirme, yani hani artık kadınlar ben de mühendis olabilirim diyor veya ben de astronot olabilirim diyor. Hani erkeklerin hani erkek meslekleri kadın meslekleri ayrımı giderek ortadan kalkıyor bu dönüşüm dolayısıyla. Geçen gün bir film seyrettik Belma Hoca'yla.
Amerika'da geçiyor bu. Bir kadın avukat önce, işte karı koca Harvard'a gidiyorlar. Sonra kocanın bir hastalığı oluyor. O onun yerine sınıflara katılıyor falan, neyse. İkisi de mezun oluyor ama kadın akademisyen oluyor. Ve bu film sonunda da Anayasa Mahkemesi'nin, Amerika'da çok önemlidir biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi üyesi olmak, sonunda oraya seçiliyor. Ama bu süreç içinde görüyoruz ki kadınlarla erkekler hakkında bir yerde askeriyenin şeyini kullanıyorlar, bilgisayarını kullanıyorlar. Bütün kadın erkek eşitsizliklerinin olduğu bütün yasaları tek tek bulup ortaya çıkarıyorlar. Yani yüzlerce, binlerce yani kadın erkek eşitsizliği var. Ama bir tane erkek aleyhine olan bir eşitsizlik bulup onun üzerinden yürüyorlar. O da şu: yasada erkek çalışanın bakıcı olarak, annesi mesela bu durumda, annesinin bakmaya ihtiyacı var. Bu erkek de hani izin alıp veya hani erkek çalışan olduğu için izinden yani çalışıyorum ben diyerek, yani Amerika'ya özgü bir şey, onu kullanıyor. Kullandığı için de cezalandırılıyor. Bunu karı koca ikisi, işte Kadın Hakları Derneği ile birlikte mahkemeye götürüyorlar. Neredeyse kaybedecekken kazanıyorlar ve çorap söküğü gibi hani bir kısmını daha en azından tersine çevirmeyi başarıyorlar. Şunu söyleyeceğim buradan giderek: Türkiye'deki kadınlar ile Amerika'daki kadınları karşılaştırdığınız zaman Türkiye'de kadınların üst düzey müdür, yönetici, işte üniversitede profesör olması oranı Amerika'daki orana ve hatta Avrupa'daki oranın uzun yıllardır üstündedir. İlginç bir şeydir değil mi bu? Yani acaba neden böyledir diye benim de hocam olan Fathers, karı koca, Türkiye'de de bir araştırma yaptılar. Edremit, antropolog bunlar, Edremit kasabasında. Kadın olan Fathers, Margaret Fathers şunu buldu. Yani onun şeyi şu: kadınlar arasında çalışmış ve şunu görüyor ki kadınlar Amerika'daki gibi işte tek bir kadın, çekirdek aile ve çocukları yalnız değil Türkiye'de. Nasıl? Kadınlar diğer erkek kardeşlerin kadınları, kendi kız kardeşleri, anneler, babalar, şey babalar yok, yani kaynanalar ve anneler, yani bir kadın komünitesi var diyor. Bir kadın grubu var ve bu kadınlar arasında bir işte liderlik var, rol alma var, tartışma var, yönetme var, yönetilme var. Dolayısıyla daha başından bu kültürü Türkiye'de kadınlar hani çekirdek aileye hapsolmadıkları için Türkiye'de kadınlar daha kolay okuyup üst yönetici konumlarına gelebiliyorlar diye bir tezi var.